Ben öncelikli olarak yurt dışı eğitim açısından IB, AP, SAT'yi danışmanlar olarak nasıl değerlendiriyoruz, nasıl yönlendirme yapıyoruz bunu anlatmak istiyorum. Tabii ki de bu çok derya deniz bir konu ama kısacası bizim danışmanlığımız önce hedefi belirlemek ile başlıyor. Çünkü hedefi belirlersek biz hedefe farklı yollardan nasıl ulaşabileceğimizi, farklı senaryoları da çok iyi bir şekilde tasarlayabiliyoruz. Çünkü her öğrenci aynı yoldan gitmek zorunda değil. Veya her öğrenci aynı yoldan gidebilecek durumda da değil. Yani buna kapasite demek istemiyorum. Aynı hedefe ulaşmak için üç ayrı yol olabilir. Bunu üç dememin sebebi daha fazla da olabilir ama üç ile şimdilik sınırlayalım. Birincisi IB yolu, ikincisi AP yolu, üçüncüsü de TÜPSE diplomasıyla başvurabileceği okulları hedeflemek sadece veya akademik eksikliklerini tamamlamak için foundation la başlamayı tercih edebilir öğrenci. Bu üç alternatifinde sonucu aynı olabilir. Bu arada hani IB bütün kapıları açar diye düşünemeyiz. Çünkü IB'de örneğin çok somut bir örnek biyomedikal mühendisliği için Hollanda'da üç tane high level dersi, fen high level dersi istiyor. Ve Türkiye'de üç tane high level fen dersini veren yani biyoloji, kimya, fizik hiçbir okul yok. Genelde öğrenciler matematik, kimya ve biyolojiyi high level alıp fiziği ya AP ile tamamlamayı zorunda kalıyorlar. Yani IB de her kapıyı açacak diye bir şey yok. Baktığımızda Robert College bir AP okulu, bunu hep söylüyorum. Ama hiç AP almadan sadece Türk lise diplomasıyla mezun olan öğrenci de olabiliyor Robert Kolej'den. Yani bu ideal mi? Değil tabii. Hani okulun verdiği bütün imkanları kullanmamış oluyorsunuz bu durumda ama olabiliyor. O yüzden her öğrencinin hedefi farklı, her öğrencinin potansiyeli farklı, güçlü yönleri, zayıf yönleri farklı. Bizim danışman olarak en başta yaptığımız şey hedefi doğru belirlemek. Bunu da kariyer testleri olsun, onlarla yaptığımız çok detaylı bölümleri inceleme dersleri ne kadar üniversitelerin, fakültelerin bölümlerini inceliyoruz. Ve onlara bütün projeksiyonları yapıyoruz. Çünkü artık lisans eğitimiyle kalamıyoruz. Hele Avrupa'ya baktığımızda veya İngiltere'ye baktığımızda zaten lisans 3 sene. Muhakkak bunu bir master'la sonrasında taçlandırmak gerekiyor ki bir meslek sahibi, hani altın bilezik dediğimiz mesleği ancak master sonrasında, o da genelde bir sene bazen iki sene, örneğin Fransa'da iki sene sonunda, yani beş senelik eğitim sonrası mühendis olabiliyorsunuz, işte psikolog olabiliyorsunuz falan. O yüzden bizim her zaman danışmanlık anlayışımız öğrencimize bütün bu farklı alternatif yolları, pathleri anlatmak. Çünkü hiçbir zaman şeyde olduğu gibi işte matematikte olduğu gibi A noktasından B noktasına en kısa yol en iyi yoldur diye bir şey geçerli değil insan hayatında. Herkes kendi kapasitesine göre, kapasiteyi pardon doğru bulmuyorum, kendi potansiyeline göre en doğru yoldan giderse ve en doğru danışmanlığı alırsa en başarılı sonuçlara ulaşıyor. Bizim de amacımız tamamen kurum olarak bu. Ama aynı zamanda biz AP'yi öğrencilerimizin akademik başarılarını, üniversitedeki akademik başarılarını bir nevi garantilemek veya orada karşılaşabilecekleri başarısızlık risklerini azaltmak için de kullanıyoruz. Bizim hiç AP'nin işte anlatacağım. AP biraz daha çünkü modüler ve karmaşık değil ama daha hareket kabiliyeti sağlayan bir sistem AP. O yüzden belki hiç AP'nin normalde başvuramadığımız yani lise diplomamızı top-up etme özelliği değil ama üniversitede başarılı olması için temel dersleri alma fonksiyonunu kullanan öğrencilerimiz de var örneğin. Bunların hepsine değineceğiz. Ben şimdi daha fazla sözü uzatmadan Şengül hocamıza bırakıyorum. Değil mi? Tamam. Okay. Kusura bakmayın. Dilerseniz hani bizim danışmanlığımızdan sonra bizim o hedefi belirlemeden sonra o öğrenciyi akademiye yönlendiriyoruz ve diyoruz ki öğrencimiz ya bu yoldan gidebilir IB veya AP'den gidebilir. AP içinde şu dersleri alması bu hedeflediğimiz üniversite için zorunludur.
Bunları da alırsa iyi olur diyoruz. Ama bunun sonrasına karışmıyoruz. Çünkü o öğrencinin seviyesi nedir? O direkt olarak IB eğitimine başlamaya hazır mı? Veya o IB derslerine başlamaya hazır mı? Yani seviye tespit ve değerlendirme ve uygun eğitim modeline oturtma tarafını tamamen akademiye bırakıyoruz. Herkes kendi uzman olduğu işi yapmalı diye düşünüyoruz. Tabii ki de o süreci de beraberce monitör ediyoruz deyip Şengül Hocam'a sözü bırakıyorum. Akademi tarafında öğrenci şimdi size geldi. Biz senaryoları oluşturduk, çizdik. Öğrenci size geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Dilerseniz oradan devam edin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ben Şengül Uysal, Libra Akademi'nin kurucu ortaklarından aynı zamanda da dil ve sosyal bilimler koordinatörüyüm. Bahsen hocamla birlikte hem dersleri koordine etmeye çalışıyoruz hem de takip etmeye çalışıyoruz öğrencilerimiz sıkı bir şekilde. Biz Libra'yı kurarken aslında Marti çok kısa değindi, amacımız bu işi çok etik yapmaktı. Yani bir öğrenci geldiğinde akademiye ya da herhangi bir kuruluş fark etmez. Sen şu dersleri almalısın diye 5-6 tane ders sıralamayı doğru bulmuyoruz. Yani bu öncelikle bireysellik dediğimiz faktör vardır. Bu öğrenci kimdir, nedir, yetileri nelerdir, neler yapabilir, neye ihtiyacı var ve nereye yürüyeceğiz biz bu öğrenciyle. Bütün bunları çizdikten sonra yola çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden öncelikle biz etiğe çok sıkı sarılıyoruz. Yani burada ders satmak adına asla ve asla hiçbir öğrencimize fazladan ders aldırmayız. Öğrencimizi iyi tanımak zorundayız. Özellikle de bu konuda 9 ve 10. sınıflarla başlamak çok daha verimli oluyor. Çünkü öğrenci henüz 11'e gelmemiş, yönlenmemiş oluyor. IB mi yapacak, AP mi yapacak, MEB'in müfredatı ile mi gidecek? Bütün bunlar önümüzde seçenek olarak duruyor. Dolayısıyla biz öğrenciyi değerlendiriyoruz. Bir kişilik envanteri uyguluyoruz, yetilerini ortaya koyuyoruz, hedeflerini sorguluyoruz ve hep birlikte karar veriyoruz. Ama bunu yaparken de her zaman etik davranıyoruz. İkincisi yine söylediğim gibi bireysellik, yani kişisel özellikleri ve yetileri çok önemlidir. Öğrenci neticede arkadaşlarından etkileniyor, ailesinden etkileniyor, çevresinden etkileniyor ama bu öğrencinin yapabilirliği vardır ve bunu görmek gerekiyor. Yani gerçekçi olmak da gerekiyor bu noktada. Buna da çok önem veriyoruz. Bence üçüncü çok önemli nokta da bizim danışmanla olan güçlü bir ilişkimizin olması. Çünkü çok iyi bir şekilde birbirimizi takip etmek, bilgi vermek, bilgiyi paylaşmak zorundayız ki yine öğrencinin danışmanı da bu konuda bilgi sahibi olup gerekli önlemleri alıp ya da bizi uyarabilir, biz onu uyarabiliriz. Bu bence üçüncü çok önemli bir kriterdi bu çalışmaya girerken oluşturduğumuz. Ben dediğim gibi dil konusunda çalıştığım için SAT ve bugün dijital SAT yani değişimi anlatacağım ama onu sona bıraktık. Önce ben Ahsen Hoca'ya söz vereceğim. Ahsen Bey size IB sistemini ve avantajlarını anlattıktan sonra tekrar bir AP bilgisi vereceğiz, kısa bir bilgiseli. Sonrasında ben sizlere işte SAT'deki değişimi, neden korkmamalıyız bunları anlatmak istiyorum. Şimdi sözü ben Ahsen Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben de Ahsen Hoca'ya host yapıyorum ki sunumu paylaşabilsin. Belki bir kısaca kendinizi tanıtmak istersiniz Ahsen Hocam. Öncelikle. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Benim ismim Ahsen Tunçer. Ben Şengül Hocam'ın belirttiği gibi, Mart Hanım'ın belirttiği gibi Libra Akademi'nin kurucu ortaklarındanım. Sayısal bölüm diye adlandırabileceğim bölümü koordine etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. 17 yıldır yurt dışı ile alakalı olan IB sisteminde ve AP sisteminde öğrenci hazırlıyorum. Bu high level matematik ve standart level matematiği ayrıca IB AP kalkülüs derslerini anlatıyorum. Bunun da iki modülü vardır. Onu da Mart Hanım bilgisini verecek. AP ile alakalı. Bizim yaptığımız çalışmalar tabii kısaca özetledi Mart Hanım ve Şengül Hocam. Yaptığımız çalışmalar genellikle koordine olmasını, çalışmaların koordine olmasını isteyerek bu kurumları güç birliği haline getirdi. Kurumların güç birliği yapmasını istedik. Şu ana kadar da çok güzel sonuçlar alıyoruz ve bunu sizlere de anlatmak istedik. Bu işin nasıl organize olduğunu, nasıl daha iyi sonuçlara ulaşabileceğimizi anlatmak istedik. Ben
dediğim gibi yani bir Martan'ın da anlattığı gibi birkaç farklı yolumuz var bizim çocuklarımızı dünyadaki üniversitelere göndermek için. Bunlardan IB adını verdiğimiz bakalorya programına, International Bakalorya programına biraz değineceğim. Bir ufak slaytımız var, daha doğrusu bir sunum var. Ben ona bağlı kalarak anlatacağım. Takip etmemiz daha kolay olabilir. Müsaade ederseniz önce bir ekran paylaşacağım. Çok pardon. Ekran paylaştıktan sonra ufak ufak anlatmaya başlayacağım. Sanırım artık ekranı paylaştım. Görüyorum, bir saniye. Sunum da gelecek. Herhalde görünebiliyor şu anda. Burada IB ve AP ile alakalı hazırladığımız sunumu görüyorsunuz. Önce bakalorya programından başlayalım. Bakalorya programı 5 ana bölüme ayrılmış bir eğitim programıdır. Dünyada uzun yıllardır uygulanan ve dünyadaki en kalibresi yüksek öğrencileri yetiştiren programlardan bir tanesidir. Temel olarak görüyorsunuz dil bilimi, sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve art'tan oluşuyor. Buradaki detayları çok fazla önemsemiyorum. Çünkü sistemi size anlattıktan sonra daha detaylı çalışma yaptığımızda bunları zaten çok detaylı anlatıyoruz. Şimdi kafanızı çok karıştırmak istemiyorum ama 5 ana koldan ilerler IB programı. Bizim için avantajı, IB programının avantajı şudur. Dünyadaki, ilk önce şundan başlayalım. Dünyadaki eğitim sistemine çok entegre olamayan Türkiye'deki eğitim sisteminin aslında dünyaya en yakın eğitimi çocuklara veren sistemdir. IB sistemi. Bu sistemin içerisinde öğrencilerimiz 3 high level, 3 de standard level ders seçerler. Bu 5 koldan kendi ilgilerine göre, kendi okullarındaki güçlü alanlara göre, kendi potansiyellerine göre farklı alanlara yönelirler. Bu yöneldikleri derslerin de biraz önce anlattığım gibi 3 tanesi high level yani yüksek seviye, 3 tanesi daha düşük seviye ders olarak planlanır. Çocukların da öğrencilerin de gelişimini çok desteklemek amaçlı yapılmıştır bu. Bütün dersler high level alınamaz, bütün dersler standard level'da alınamaz. Kuvvetli yönler öne çıksın, zayıf yönlerle yönlerde gelişsin diye yapılmış bir sistemdir bu. Aldığımız bu 6 dersin yanında IB'nin aslında biraz sembolik olarak yıllardır verdiği Theory of Knowledge, TOK dersiyle desteklenir ve toplamda 7 dersle beraber program sürer. Bu program 2 senelik bir programdır. Bu programın içerisinde normal okul sınavlarına girmez öğrenciler, IB programına dahil olan öğrenciler farklı bir sistemle ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulur. Bunların içerisinde her derste farklı uygulanmakla beraber genel olarak MEP sistemiyle paralel sınav sistemi vardır. Fakat çocuklar kendi gördükleri dersten Türkiye sisteminden ayrı bir müfredat içerisinde bu derslerden ölçme değerlendirmeye tabi tutulurlar. Biraz workload olarak yüksek bir şeydir IB programı. Çünkü her dersin bol miktarda quiz'i vardır. Bu quiz'lerden alınan puanlar çok önemlidir. Yine keza her dönem ikişer mutlaka sınav olur her dersten. Yani normal MEP sistemiyle paralel dememin sebebi buydu aslında. Bu quizler, hazırlanan ödevler, öğretmenlerin verdiği assignment'lar yani görevler, bu görevlerin de teslim edilmesi ve öğrencinin tam bir akademik olarak gelişim göstermesi amaçlanır. Burada aslında şöyle düşünebilirsiniz. Biz IB seçtiğimiz öğrencilerimizle genellikle şunu görüyoruz. Neredeyse bir ön üniversite yani 2 yıllık bir üniversite okur öğrenciler 11 ve 12. sınıfta. Gerçekten çok kuvvetli bir sistemdir. Öğrenciyi çok geliştiren bir sistemdir. Ve bir miktar zor bir sistemdir. İçinde kalmak için çok iyi time management ister. Zaman yönetimini çok iyi yapmalıdır öğrenci. Biraz kondisyon, öğrencilik kondisyonu yüksek olmalıdır. Yani sağlıklı bir IB mezunu olabilmesi için öğrencimizin gerçekten öğrencilik yeteneklerini bu iki seneye gelirken de yükseltmiş olması gerekmekte. Yani şöyle düşünün. Biz bu çocukları dünyanın en kalibresi yüksek öğrencileriyle beraber gönderiyoruz. Türkiye'den gönderiyoruz çok iyi okullara. Oralarda da çok iyi okuyabilmelerini istiyoruz. Ve IB bunun için çok kuvvetli bir yol. Yani iyi bir IB öğrencisi dünyadaki bütün okullarda eğitimini alırken hiç zorlanmaz. Hatta
lisede aldığı bu terbiye diyelim buna, bu eğitim, bu terbiye onu çok yüksek yerlere taşır. Amacımız biraz önce anlattığım gibi bu IB sistemin içerisinde kuvvetli öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimizi de daha rahat ettirmek. Rahattan kastım şu, çalışmayı öğretmek, takip etmeyi öğretmek, ödev hazırlamayı öğretmek ve bu sistemin içerisinde var olmayı öğretmek aslında. Çünkü biz çocuklarımızı buradan yurt dışına gönderdiğimizde tek başına var. O yüzden de kuvvetli göndermeyi bir amaç edindik biz kendi adımıza. Dediğim gibi yılların tecrübesi var ve burada Şengül Hocam özellikle belirtti. Biz bu işin etik kısmını, eğitim kısmını ve öğretmenlik kısmını çok önemsiyoruz. Geri kalan kısımlarla bir açıkçası çok ilgimiz yok. Yani etik dışı diyebilirim bu durumlara, bazı durumlara. Bunlarla çok fazla ilgilenmediğimizi düşünüyorum ben kendi adıma. Kurumu da bunun bu doğrultuda kurduk ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Bizim için en önemli şey çocuklarımızın güçlü olması, ders çalışmayı öğrenmeleri, bilmeleri ve sakince işin içerisinde kalarak, paniğe kapılmadan rahatça ilerlemeleri. Bizim beklentimiz bu. Biraz IB'den bahsedeyim. IB dediğim gibi 2 senelik bir program, tekrar döneyim demek istedim. 2 senelik bir program. Bu 2 senenin sonunda bir şey var elimizde. Sınav, asıl bir sınav var. Ve bu sınavın tarihi 12. sınıfın Mayıs ayı. Yani her öğrenci, IB programına dahil olmuş her öğrenci okulda yapılan ölçmelerin dışında gerçek dünyadaki bütün öğrencilerle beraber aynı soruları içeren farklı time zone'larda yapılır. Kopya önlemek için farklı time zone'larda farklı sorular hazırlanır. Yani Avustralya'daki bir öğrenciyle bizim Türkiye'deki öğrencimiz aynı sınava girmez, aynı anda girmez doğal olarak. Burada da soruların değişmesi gerekiyor. Farklı birkaç time zone yaratıyor IB sınavda. Bu sınava girer ve sınav puanı alır. Fakat bundan önce bizim başvurularımızda kullanabilmemiz için bir okul öğretmenlerimiz tarafından genel olarak gelişimimizle paralel olarak bize bir prediction notu verilir. Bunun okullarda isimleri değişir. Predicted grade denir. Current grade denebilir. Bu tarz bir gelişim takibi adı altında bir puanlama alırız biz öğretmenlerimizden. Her dersimizin öğretmeni bu puanı verir bize. Biz kendi gelişimimizi, öğrencimizin gelişimini bu grade'lerle de takip ederiz. Yani 11. sınıfın bir grade'i vardır. Daha kısaca anlatmam gerekirse. 11. sınıfta bir predicted grade alırız. Ve mezuniyetimize bir sene kala bu predicted grade bizim aslında durumumuzu belli eder. Daha sonra 12. sınıfta da biz kendi IB sınavlarımıza girmeden önce üniversite başvurularımızı yapmak için bir öğretmenlerimiz tarafından bize verilen bir predicted grade ile okullara başvuru yaparız. Bu predicted grade bizim 2 sene boyunca IB'de ne kadar iyi işler yaptığımızı bir gösterge olarak kullanabiliriz. Başvuracağımız okulların bazı conditionları var. Mesela atıyorum belli bir yüksek seviye bir okul düşünelim. Diyelim ki Harvard'a gitmek istiyoruz. Harvard'ın IB öğrencileri için belirlediği bir alt sınır vardır. Diyelim bu sınırı tutturabiliyoruz biz, istediğimiz sınırı. O zaman Harvard'a bir başvuru yapabiliyoruz prediction'la. Daha sonra bu prediction sınav notumuzla paralelse ve okulun belirlediği sınırlar içerisindeyse bizim başvurumuzu değerlendirmeye alıyorlar. Yani aslında bakarsanız IB sistemi canlı bir organizma gibi 2 sene boyunca beraber büyüdüğümüz, 2 senenin sonunda da bir sınava girerek kendimizi kanıtladığımız bir sistem. Bu arada tabii ki okul öğretmenlerimizin rolü çok büyük. Onlarla iletişimde olmak, onlarla gelişimi sürdürmek çok önemli. Biz akademi olarak destek veriyoruz ama okul öğretmenlerimizin rolü çok gerçekten önemlidir. Bu puanlarla ilgili bir ufak açıklama yapayım. Okulda alacağımız puanlar şu anda görüyorsunuz burada. 7 üzerindendir IB puanlamamız sınavlarda, gerçek sınavlarda. Bu işte kademe kademe aşağı doğru iner. Mükemmelden başlar, çok yetersize kadar iner. Bu yine söylediğim gibi 2 senelik gelişmenin değerlendirmesi anlamında kullanılır. Daha sonra dediğim gibi bir sınava gireriz ve current grade'imizi destekleyecek bir puan alırız. IB çalışmasının içerisinde çok önemli bir başka aparatta bizim essay'lerimiz var. Bu essay'ler her dersten yazılan bir bitirme projesi gibi düşünebilirsiniz. Bir konuyu öğrenci aldığı o 6 dersten bir konuyu seçerek
bir proje hazırlar. Bu projede yine değerlendirmeye alınır bizim gelişimimizde. Yani komple bir neredeyse 2 yıllık bir üniversite geçmişi gibi bir öğrencilik hayatı yaşar öğrenciler IB'de ve daha sonra dediğim gibi istedikleri doğrultuda puanları aldıkları takdirde istedikleri okula, üniversiteye giderler. Bizim için çok önemli bir program dediğim gibi. Çok iyi öğrenciler, kalibresi yüksek öğrenciler yetiştirdiğimiz bir program. Avantajları nelerdir? Tabii ki avantajı şöyle, aslında en büyük avantajı bizim öğrencimizin kendini geliştirmesiyle alakalı. Kendisini çok iyi geliştirdiği takdirde doğal olarak daha iyi bir okula gidecek. Gittiği okulda daha iyi bir derece alacak, daha iyi bir skor alacak ve bu ona hayatta da avantaj sağlayacak. Bir iş başvurusu yaptığında IB diplomasıyla, çünkü bütün dünyada geçerli bir diplomadan bahsediyoruz. IB diplomasıyla başvuracak. Üzerine üniversite grade'ini koymuş olacak. Veya yapmak istediği herhangi bir işte onu farklı bir yere koyacak bir sistem. Gerçekten çok avantajlı bir sistemdir. Zor olduğu kadar sonuçları da çok etkileyen, direkt etkileyen ve öğrencilerimizin de hakikaten çalışırken de çalışmayı sevdiği bir sistemdir. Evet, bazen zorluklar yaşarız ama çok sevilen bir sistemdir öğrenciler tarafından. Bunları anlatabilirim. Notlamayı anlattım. Notlaması önemlidir. Yani okulda hiçbir boşluk bırakmadan ilerlemek önemlidir. Ve dediğim gibi yüksek kalibre öğrenci yetiştirip yüksek kalibre üniversitelerin bizi kabul etmesi için çok önemli bir sistemdir. Bunun dışında tabii biz nasıl destek veriyoruz öğrencilerimize bu derslerden? İyi bir planlama yapıp ilk önce çok iyi ders seçimi istiyoruz biz öğrencilerden. Yani dersleri seçerken aslında kazanmamız gerekiyor. Yani çocuklar biliyorsunuz hele ki bu son yeni kuşak çok fazla birbirini etkiliyor. Birbirleriyle beraber olmak istiyorlar bazı derslerde bu derslerin içerisinde. O yüzden kendi açılarından kuvvetli olmayan bir dersi bile seçebiliyorlar. Biz burada devreye giriyoruz ve doğru hamlelerle, doğru yönlendirmelerle onların seçecekleri bu 6 derste başarılı olabilecekleri ders kriterini öne koymalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bazen çocuklar hakikaten kendi geleceklerini çok net düşünmüyorlar. Biz buralarda onlara destek veriyoruz ve daha iyi olabilecek bir pozisyona getirmeye çalışıyoruz diyeyim aslında. Bu konunun önemi de çocuklar tarafından da çok kısa zaman sonra anlaşılıyor. Çünkü IB'nin içerisine girildiğinde gerçekten kapsamlı bir eğitim ve zorlu bir süreç var. Buralarda iyi desteklemek, ona daha seçimi yaparken doğru seçim yaptırmak bizim için çok önemli. Bunun dışında 2 senelik bir süreç olması bizleri ve sizleri çocuklarımızın psikolojisini korumaya da çok itiyor. Ben her zaman söylüyorum, gerçekten bizler öğretmen, hoca, danışman, mentor olmalıyız. Sizler anne baba olmalısınız. Siz bu işin keyfini yaşamalısınız çocuklarınızla. Evet, zor bir süreç, zor bir çalışma, zor bir sürü emek var, bir sürü kaynak var. Bunların doğru kullanılması gerekiyor. Ama bizler öğretmen olacağız. Sizler anne baba olacaksınız. Hep beraber keyifli bir süreç geçireceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Herkese başarılar diliyorum IB'de ve sözü tekrar Mart Hanım'a vermek istiyorum AP anlatması için. Çok teşekkürler Aslan Hocam. Beni host yapabilirseniz sevinirim. Hemen yapıyorum. Tamam. Şimdi benim de eklemek istediğim çok ufak noktalar var. Yani bizim aramızda böyle IB material dediğimiz bir kavram vardır, bir sıfat vardır. Yani bazı öğrenciler, bazı insanlar gerçekten IB programına çok güzel fit ederler. Bunlar düzenli çalışmak, işte zaman yönetimi, öncelik sırasına koyabilmek. Tabii ki de bunları daha bir lise öğrencisinden hemen lise 2 öğrencisinden beklemek açıkçası bir hayal olur. O yüzden eğer IB yapacaksa öğrenci, eğer IB yolundan gidecekse, eğer iyi bir IB okulunda okuyorsa aynı zamanda 10. sınıf bizim için hem derslerimizi seçmek hem de pre-IB hazırlığı yapmak açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bütün bu saydığımız akademik yetiler, şu akademik bilgiler, teorik bilgiler tabii ki de eğitim sırasında alınır. Yani 11. ve 12. sınıfta. Ama eğer akademik yetiler ve özellikle İngilizce ve matematik bilgisi güçlü bir şekilde girerse öğrenci IB'ye,
başarılı olma şeyi çok çok daha artıyor diye ben gözlemliyorum en azından danışman olarak. Ama tabii ki de eğitimcilerimiz çok daha sağlıklı bilgiler verirler bu konuda. Bir de yani genelde evet 3 high level, 3 %99 belki 3 high level, 3 standard level onları ama 40 yılda bir de olsa bazı öğrencilere 4 high level, 2 SL almalarına izin verebiliyor okullar. Veya HL ile başlıyor öğrenci zorlanıyor süreç içerisinde oradan SL'e geçiş yapabiliyor. Tabii ki de bunlar ideal şeyler değil ama eğer bir danışmanla, eğer bir akademik mentorla bu süreci ilerletiyorsanız o bu gerekli manevraları size zamanında yaptırıp başarısız olma riskini minimize ediyor. IB'nin şöyle bir handikapı demeyeyim ama mesela üniversitelerin, özellikle İngiliz üniversitelerinin IB konusunda, iyi üniversitelerden tabii bahsediyoruz, requirement'ları çok siyah beyazdır. Baktığınızda işte King's'e, LSE'ye, neyse Imperial'a işte der ki 3 tane high level, 2 tanesi minimum 7 olacak veya 3'ü de 7 olacak. Toplamı minimum 43 olacak gibi. Şimdi Aslan Hocam'ın dediği o predicted'larla biz başvurduğumuzda, yani İngiltere özelinde mesela predicted'larımızı almadan İngiltere başvurularımızı aslında finalize edemiyoruz. Yani son anda değiştirdiğimiz listeler bile olabiliyor. 15 Ocak UCAS'ın deadline'ı zaten predictler çoğunlukla ondan önce çıkıyor. Yani böyle teknik detaylar da var. Kısacası eğer IB'ye hazır değilse öğrenci, IB'nin o iş yükünü biraz belki bazen hammallığını kaldıramayacaksa IB gerçekten zul geliyor öğrenciye diye biz şey yapıyoruz, gözlemliyoruz. Ama tabii ki de her şeyin bir çaresi var. Ama ricamız sizden, bizimle çalışın çalışmayın, son ana bırakmayın hiçbir şeyi. Yardım istemek için son anı beklemeyin. Destek almak için akademik veya danışmanlık almak için zaten kesinlikle beklemeyin. Çünkü bir noktadan sonra artık değiştirmek, sonucu değiştirmek imkansıza yakın oluyor. Biz ne kadar iyi danışmanlar, eğitimciler de olsak artık belirli bir eşik aşıldıysa, çünkü IB'de örneğin artan kümülatif bir grading sistem var. Sürekli puan alıyorsunuz. Sürekli performansınız değerlendiriliyor. O yüzden siz artık o performansın geri dönülemeyecek bir noktasındaysanız eksi olarak artık bizim de elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. O yüzden lütfen zorlandığınızı, olumsuz şeyler, performansınızın düştüğünü, notlarınızın düşmesi bunun en basit şeyi, göstergesi, hemen bir uzmandan destek almanızı tavsiye ediyoruz şiddetle. Şimdi ben AP'ye geçiyorum. Açıkçası AP bizim çok sevdiğimiz bir sistem danışman olarak. Çünkü istediğimiz şeyi yapabiliyoruz, kombinasyonu. Bize çok fazla hareket kabiliyeti sağlıyor. Artı IB kadar geçerli olan bir sistem. O yüzden AP, ama AP'nin de dezavantajı şu. Evet, senede bir kere olan bir sınav. Aynı biz hani hep üniversite sınavı ile ilgili söyleriz. AP, yani çok kısa geçeceğim. Artık yani burada olanlar AP, IB ne olduğunu aşağı yukarı biliyordur diye düşünüyorum. Ama AP Advanced Placement denen Amerika'daki lise eğitiminde, daha doğrusu Kuzey Amerika'da özellikle, ama tabii Amerika menşeili, lise eğitiminde ileri seviye ders almamızı sağlayan, üniversitede okuyacağı temel konuların ilk giriş şeylerini, konularını okuyabileceği, alabileceği öğrencinin bir eğitim sistemi. Ve ders bazlı yaptığımız için seçimlerimizi, bunu işte örneğin en top üniversiteler bile işte 5 AP isterler toplamda. Biz bu 5 AP'yi 10. sınıftan başlayarak uygun seviyelerde uygun dersleri alarak huzurlu bir şekilde düzenli çalışmayla gayet ya keyifli bir hem danışmanlık hem eğitim sürecinden sonra dünyadaki en iyi üniversitelere, işte Oxford, Cambridge falan gibi üniversitelere bile Imperial gibi kabul edilebiliyoruz. Bizim gerçek, şimdi çok kısa, hızlı bir şekilde geçeceğim. 9. sınıfta alabileceğiniz pek bir AP yok. Yani çünkü AP zaten neredeyse üniversitenin ilk senesine tekabül eden dersler demek. Daha lise 1 öğrencisinde bu seviyeyi beklemek gerçekçi olmaz. Genelde 10. sınıfta başlayıp bir tane mesela 10. sınıfta veya iki, hani fikir vermesi açısından hangileri olabileceğini de söyleyeceğim. Ama esas yüklemeyi
11. sınıfta yapıp 12'ye temiz bir şekilde bütün kualifikasyonlarımız hazır bir şekilde, yani okulların beklentilerini karşılayacak şekilde girmemiz en ideali oluyor. Yani IB'nin 2 senelik süreci aksine AP'yi 2,5-3 seneye yayabiliyoruz. Ama tabii yine de hani 11. sınıfın sonuna kadar bitirmek çok daha ideal oluyor. Öğrencilerin alabileceği 9. sınıfta belki eğer çok ilgisi varsa, gerçekten konuya çok ilgisi varsa, işte uluslararası ilişkilere, dünya tarihine falan, belki bir European History veya World History gibi veya çok temel olan, yani 9. sınıfta açıkçası biz aslında yabancı dil, yani İngilizcesini ve matematiğin temelini geliştirmesini daha doğru buluyoruz. Ama belki yazın aynı zamanda kariyer danışmanlığına tabii yapılması, dediğim o hedefin çizilmesi ve tatlı tatlı CV building çalışmalarına başlanması 9. sınıf için yeterli. 10. sınıfta öğrencinin artık eğilimleri, yani FM'ci mi olacak, TM'ci mi, sosyalci mi olacak, buna karar vermiş olmak ideal olarak gerekiyor. Buna göre alabileceği çok temel dersler var her alanda. İşte psikoloji olabilir, computer principles olabilir, işte fizik 1, fizik 2 olabilir. Örneğin çok giriş seviyesinde calculus, AB gibi bir ders olabilir. Bunları eğer öğrenci almak istiyorsa tabii ki de ve açıksa ve bir şey de varsa potansiyeli, biz almasını teşvik ediyoruz. Ama esas 11. sınıf bizim için çok önemli. Çünkü burada artık en zor dersler olan calculus, BC örneğin, işte statistics, physics and mechanics, physics, electricity and magnetism, keza biyoloji, chemistry gibi dersler de ileri seviye oldukları için 11. sınıf için, computer science örneğin 11. sınıf için daha çok çok daha uygun. Eğer isterse öğrenci, eğer sosyal bölümden gidiyorsa işte world history, environmental science'la ilgili bir ders de var. Bu arada onu da, hani sustainability falan çok bu aralar popüler olduğu için onu da çok öneriyoruz öğrencilerimize. Ama sosyal dersleri de yine alıp istediği AP kombinasyonunu oluşturabilir öğrenci. Tabii bizim yönlendirmemiz de olunca bu çok daha nokta atışı oluyor. Hiçbir şey yapılmış, hiçbir şey, CV'sinde yazacağı en ufak bir işte gönüllü çalışmanın bile yapılmış olmak için yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Her öğrencimizin bütün amacımız, bütün bu emeğimiz potansiyelini anlamak ve onu maksimize etmek. Ve bütün bu deneyimlerle, akademik, yabancı dil ve kişisel gelişim deneyimleriyle o öğrencimizin kendi potansiyelini maksimize edip girebileceği, yerleşebileceği, mutlu olacağı, başarılı olacağı en iyi okullara yerleştirmek ve onun oradaki başarısını garanti etmek bizim amacımız. Esas danışmanlar olarak ve akademi olarak ortak amacımız bu olduğu için hiçbir şeyi yapmış olmak için yapmayı doğru bulmuyoruz. Al bakalım ya, hem görürsün, hoşuna gidiyor mu bir bakarsın. Tabii ki de bunun için yapılacak şeyler var ama bu bir AP dersi değil. AP dersi çok büyük bir emek, maddi manevi yatırım gerektiren bir şey. O yüzden hele AP yapmış olmak için kesinlikle yapılacak bir şey değil. Bunu baştan altını çizelim. Umarım en azından webinar sonrasında aklınızda kalan şeylerden biri bu olur. Alanını belirlemek için, hedefini belirlemek için öğrencinin işte akademik programlar, seminerler, Türkiye'de de üniversiteler Koçudur, Sabancı'dır düzenliyor veya online ücretsiz sertifika programları, bunları hep öneriyoruz öğrencilerimize 9. sınıf için veya 10. sınıfın ilk dönemi gibi. Ama artık 10. sınıfın ikinci dönemi ve 11. sınıfta hedefi yüksek olan öğrencinin artık belirli şeyleri tamamlamış olması gerekiyor. 12'ye kalabilir bazı AP'ler. İdeal değil. Ama örneğin işte istatistik almıştır birçok şeyi. İşte endüstri mühendisliğine başvuracaktır veya psikolojiye başvuracaktır. İstatistik önemli bir derstir. Veya fizikle aerospace'e başvuracaktır. Yani ne kadar fizik alsa da öğrenci yanına kârdır. O zaman belki bir fiziksi. Yani zorunlu AP'lerini tamamlayıp ekstra alabileceği AP'leri 12. sınıfa bırakabilir. Veya tabii ki de hiç tercih etmediğimiz ama ne yazık ki farklı kurumlarla çalışan özellikle öğrencilerde gördüğümüz çok temel AP'lerini tamamlayamayıp
onlara 12. sınıfta tekrar alması gerektiği durumlarda olabilir. Tabii ki de hiçbir şekilde bu istenen bir şey değil. AP ders listesi artısa baktığımızda ben çok mutluyum ki artıstan her sene öğrencilerimiz oluyor. Özellikle bu Art and Design Program çok içerisinde 2D, 3D art dersleri olan ve bizim aynı zamanda portfolyo çalışmamızı da destekleyen bir ders şeyi. Art History keza yine sanatla ilgilenen mesela Art History alınabilir 10. sınıfta gayet de güzel olur. Veya Music Theory yani müzikle ilgilenen konservatuar olsun işte veya müzik producer çok mutluyum ki öyle öğrencilerimiz de var. Onları mesela alabileceği dersler. History and Social Sciences çok çeşitli. Comparative Government, Politics, yani mesela Political Science veya PPE, PPLE dediğimiz çok sevdiğimiz bölümler var veya Liberal Arts okumak isteyen öğrencilerin yine buradan mix and match yapabileceği çok güzel dersler var. Mikro makro çok temel dersler, hani business okuyacak veya endüstri mühendisliği okuyacak öğrencilere kesinlikle tavsiye ediyoruz. Onların elini çok rahatlatacak dersler. Psychology zaten herhalde en popüler bölümlerden biri psychology. Ama psychology'nin yurt dışında büyük oranda Bachelor of Science olarak verildiğini ve ondan sonra zaten klinik psikolojiye geçilebildiğini de unutmamak gerekiyor. O yüzden mesela genelde öğrenciler okulda TM oluyorlar ama psikoloji okumak istiyorlar. İyi üniversiteler muhakkak biyoloji de isterler psikoloji bölümüne başlamak için, başvurabilmek için. Mesela öğrenci o yüzden hani psikoloji ve biyoloji, statistics gibi bir kombinasyon yapabilir. Psikolojiyi hedefliyorsa en iyi üniversitelerde. Diğer dersler de böyle. Yani çok ben de şaşırmıştım ama bir öğrencim örneğin Amerikan tarihinde çok büyük ilgi duyuyordu ve Amerika'da üniversite okumak istiyordu, mühendislik okuması istiyordu ama yine de çok ilgi duyduğu için aldı bu United States History dersini. Gayet de başarılı oldu. Math and Computer Science dersleri bunlar özellikle Calculus BC gerçekten çok zor bir derstir. Üzerine çok fazla eğilmesi gereken bir derstir. Belki ders sayısı olarak hani bir hocayla çalışma yapıldığında en fazla ders sayısına sahip çalışma yapılması gereken derslerden biridir. Computer Science, Computer Principles yine bizim özellikle Computer Science ile ilgilenen öğrencilere kesinlikle tavsiye ettiğimiz dersler. Yine Statistics'te demin söylemiştim birçok uygulama alanı var statistiksinde. English, yabancı diline güvenen öğrenciler kredi tamamlayan ders tamamlaması yapmak için İngilizce de alabilirler. Science'larda yine biology, chemistry, environmental science dediğim gibi çok popüler olmaya başladı. Physics 1, 2 ve C'ler şeklinde gidiyor. Hani fizik 1 ve 2 zaten bizim müfredatımızda neredeyse görülen konular. O yüzden onları almanın ekstra bir şeyi yok, anlamı yok. Eğer alınacaksa 11. sınıfı bekleyip fiziksiyi almayı daha çok doğru buluyoruz. Bir de tabii diller var. İşte Fransız ekolünden gelen öğrenciler, Fransız okulundan gelenler, French alabilir, Alman ekolünden gelenler, Almanı, İtalyan keza. Bunlar hep alınabilecek ekstra kredi olarak yine dosyamızı destekleyecek şeyler. Şimdi AP'nin 3 tane fonksiyonu var. Bir, bizi olmadığın, yani Türkse diplomamızı dünyadaki en iyi üniversitelerin istediği diploma seviyesine, işte IB olsun, A-level olsun bu seviyeye getirmek. Bu da genelde 5 AP ile yapılabiliyor. A-level seviyesini özellikle getirmek için 5 AP almak gerekiyor. Ve okullar bu konuda çok spesifik. Çok dediğim hele İngiliz üniversiteleri çok siyah beyaz davranıyor. İşte ben şu kadar şu AP'yi zorunlu tutuyorum ve minimum notunun şu olması lazım diyor. Hollanda için geçmek yeterli. Yani 3 birazdan anlatacağım 3 almak yeterli ama mesela Computer Science'a başvuruyorsunuz ve Computer Science AP'niz 3. Hoş değil. Hani bunu veya psikolojiye başvuruyorsunuz psikoloji AP'niz 3. Yani bu pek aslında sunulması bile çok hoş değil. Biz bazen tekrar o dersi almayı uygun görüyoruz 12. sınıfta. Çok temel dersleri, dosyamızın şeyini bozacak, gücünü etkileyecek dersleri bazen 12. sınıfta tekrar alabiliyoruz.
İkinci alt şeyi, fonksiyonu AP'nin Kuzey Amerika'da bu dersleri saydırıyoruz. Kanada'da, Amerika'da bu dersler üniversitenin ilk senesine tekabül ettiği için, üniversite kredisi olarak görüldüğü için, Kuzey Amerika'da üniversite eğitimi 4 sene olduğu için üniversitede saydırabiliyoruz. Aynı IB'nin high level derslerini saydırdığımız gibi bu arada. Onu da belirteyim. Üçüncü fonksiyonu da temel bilgileri verdiği için ve sene boyu seneye yayılan düzenli bir çalışmayla ancak başarılı olunabildiği için o hep bahsettiğimiz, altını sürekli çizdiğiniz akademik yetileri, academic skill'leri öğrenciye kazandırıyor. AP'ye kayıt bir deadline var. Kasım bir şey 15 olabilir. Ben bu detaylara çok hakim değilim. Çok fazla konuyla ilgilendiğim için. Ama ondan sonra da kayıt yapılabiliyor. Bir late registration fee ödeyerek eğer sınav merkezinde yer varsa AP'ye kayıt yapabiliyorsunuz. Birçok okul AP okulu olmaya başladı zaten. O yüzden öğrenciler kendi okullarında da girebiliyorlar. Ama ben kendi okulunda hazırlık yapıp başarılı olan çok fazla öğrenci de tanımadım. Çünkü AP çalışması tabii ki de okul AP okuluysa, gerçekten AP okuluysa, işte Robert gibi, Hisar gibi, yani kendi müfredatının içerisinde bu dersler düzenli bir şekilde ders olarak veriliyorsa farklı. Ama zaten okul Türk müfredatı konusunda esas olarak uzman, AP'yi sadece isteyen belirli öğrenciler için veya grup dersi olarak veya online olduğunda ben bundan verim alındığını, özellikle bu zor dersler için, Calculus BC, Physics C, Computer Science gibi dersler için çok 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 riskli olduğunu söylemem gerekiyor. AP aynı IB high level gibi akademik seviyesi çok ileri dersler çünkü konular. AP sınav hazırlığı her ders mesela 12 konuda oluşuyor. Ama şimdi her dersinde 12 konusunun seviyesi farklı. Örneğin Calculus BC'nin 12 konusunu öğrenebilmek için muhakkak AB'nin 12 konusunu bitirmiş olmanız gerekiyor. Veya fizikçileri iyi bir şekilde öğrenebilmek için muhakkak lise en azından Türk lise müfredatının fiziğini bitirmiş olmanız gerekiyor. Ve bunu 11. sınıfta yaptığınız düşünülürse aslında 2 senelik eksik bilgiyle bu sürece giriyorsunuz. Bu ne demek? Dışarıdan takviye almak zorundasınız. Bazı dersler için en azından. O yüzden bunu doğru planlamak çok önemli. Ama biz akademimiz olmasına rağmen bazı dersler için öğrenciyi özellikle self-study yapmaya yönlendiriyoruz. Özellikle sosyal bilimler derslerinde. Çünkü öğrencinin eğer gerçekten o konuya çok büyük bir ilgisi, bir tutkusu varsa onu meslek olarak yapabilir. Örneğin history veya işte social science, comparative government and politics falan, bunlar gerçekten öğrencinin sürekli bu konuda alert olması ve araştırmasıyla ancak başarılı bir kariyere ulaşabileceği dersler. O yüzden bazı dersleri özellikle self-study, yani kendisi kendine çalışmalarını yönlendiriyoruz. Notlama sistemi 1'den 5'e kadar. 5 en iyi not, 4, 6 orta, 3 geçer bir not, 2 ve 1 zaten geçmeyen notlar. Ama dediğim gibi ben bazen işimize gelip 3'ü kullanalım zaten geçiyoruz diyebiliyoruz. Bazen de aman dosyamıza bunu koymayalım, kötü gözüküyor diyebiliriz. Ama 4 ve 5 gayet güzel notlar. Ama dediğim gibi İngiltere'de bize koşullu kabuller geliyor. Örneğin veya Hollanda'da eğer tamamlamadıysak zorunlu AP derslerini, eğer o katı koşulları sağlayamıyorsak o offerların hiçbir geçerliliği kalmıyor. Onu da belirtmem lazım. Yani AP'nin Mayıs'ta sınava giriliyor, Temmuz başında açıklanıyor. O zamana kadar o kabullerin geçerli olup olmadığını bilemiyoruz. O yüzden kısacası 12. sınıfa olabildiğince zorunlu AP bırakmamak lazım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi soruları hep alıyoruz. Çok teşekkürler. Her konu sonrasında şey yapabilirsiniz, sorularınızı sorarsanız çok seviniriz. Şimdi ben Şengül Hocam sizi host yapıp dijital SAT konusunda herkesin
korkusu. Çünkü böyle bir korku yaratıldı bu arada. Yanlış bilgilendirmeler ve insanları şey yapıp korkutup bir an önce ders aldırmaya yöneltmek için dijital SAT diye bir canavar yaratıldı. O konuda sizin yorumlarınız ya 9. sınıfta ben alayım da aman dijitale kalmayayım falan diye böyle ortalıkta dolaşan kaygılı bir nesil üredi. Onun özel size bu konudaki ben uzman yorumlarınızı almak istiyorum. Teşekkür ederim Marta Hanım. Evet, SAT ile ilgili hakikaten yani bu dijital SAT konusunda büyük bir korku yaratıldım ben de düşünüyorum. Aslında çok fazla korkulacak bir şey yok. Ben şimdi genel hatlarıyla anlatacağım. Şimdi çişini yapalım. Sistem içerisinde. Paşa üzme. Üzme paşa ya, çişini ya. Paşa üzme. Kapatabilir misiniz? Evet. Bunlar hanım galiba. Evet. Teşekkürler. Şimdi SAT ile başlayalım. Aslında SAT nedir? SAT bir akademik yeterlik sınavıdır ve bence en büyük yanlış da burada yapılıyor. Gelen öğrenci ve velilerden aldığım cevaplar şöyle. Yani bunu bir İngilizce düzey sınavı gibi düşünüyor öğrenci ya da veli geldiğinde bana yardım almak için, rehberlik için geldiğinde. Tamamen yanlış. Çünkü bir IELTS ya da bir TOEFL değil. Burada akademik yeterlikleri ölçüyor öğrencinin sınav ve yine College Board tarafından düzenlenmiş çoktan seçmeli bir sınavdan bahsediyoruz. İki bölümden oluşuyordu ki en son işte tarih olan kısım 3 Aralık'ta oldu bu paper based olan. Yani sözel diyelim reading ve writing bölümü vardı. Bir de matematik bölümü vardı, sayısal bölümü vardı. Aynen bizim birinci basamak sınavı gibi düşünebilirsiniz üniversiteye geçiş. O ne ölçer? Öğrencinin gerçekten bilişsel yetilerini ölçen bir sınavdır. Yani okuduğunu anlayabiliyor mu, yorum yapabiliyor mu, analitik düşünebiliyor mu ya da verilen veriyi yorumlayarak kullanabiliyor mu? Bu tarz bir sınavdan bahsediyoruz. Şimdi paper based sınav neden değişti onu da şöyle söyleyeyim. Zaten College Board sıklıkla bunu yani hemen hemen 10 yılda bir değişikliklere gidiyor. İşte 2016 öncesinde farklı bir sistem vardı. Essay yazımı vardı. Şimdi o kalktı. Şimdi paper based kalktı ve dijitale dönüştü. Bunu alırken de College Board'un açıklamalarından bir tanesi de şu. Neden böyle bir şeye gerek duydu? Birincisi diyor ki öğrenci için olumlu bir adım attık çünkü bu öğrencinin avantajına bir durum. İkincisi de güvenlikte aslında zaman zaman belki sizler de medyadan duymuşsunuzdur soruların öncesinde sınav öncesinde çalındığıyla ilgili ve zaman mesela geçen yıl Aralık ayıydı. Sınav çok geç açıklandı bu bölgede uluslararası olansa neden? Çünkü böyle bir kaygı vardı ve çalındığıyla ilgili şüpheler nedeniyle tekrar tekrar öğrencilerin kağıtları incelendi. Şimdi dijitale dönme neden bence en büyük neden buydu. Peki dijitalde ne değişti diye düşünürsek çok fazla şey var mı? Evet bir bölümde hakikaten önemli bir değişiklik var ama içerik olarak bence çok da büyük bir değişiklik yok sınavda. Öncelikle bu dijital SAT ilk defa Mart ayında işte 2023 baharında uluslararası olan yenileniyor zaten Amerika'da 2024'de. Ötelenmiş durumda. Onlar hala paper based gidecekler. Bu sınav bize mesela 5 taneydi o international olan. Şu an 7'ye çıkmış durumda. Yani sayıyı da arttırmış durumdalar. İşte ilk başvurmak isterseniz 11 Mart'ta bir sınav. Hemen akabinde 6 Mayıs'ta ve 3 Haziran'da olmak üzere arka arkaya 3 tane international sınav düzenlenecek. Şu anda zaten açıklanan 3 tane kesin tarih. Bunlar dijitalde. Şimdi dijital sınav dediğimizde ne değişti? İçeriğinde ne değişti? Zamanı değişti. İşte soru sayısı. Evet değişti. Bütün bunlar değişti. Ama bunlar işte çok da kaygılanacağımız şeyler mi? Bence hiç değil. En önemli değişiklik şimdi size aktaracağım. En önemli değişiklik şu. Daha önce sınav tek oturumda giriyordunuz. İşte önünüzü sorularınızı. Reading yapıyordunuz, writing yapıyordunuz. Sonra belli aralıklarla 10 dakika arayla matematikte işte bir hesap makinesi diye ayrım vardı. Şimdi burada iki tane modül oluşturuldu dijitalde. İlk modülde şöyle bir şey var. Zorluk dereceleri karışık. Yani bütün öğrencilere orta, işte kolay ya da zor olmak üzere sorular yöneltiliyor. Siz birinci modüle giriyorsunuz. O modülün sonrasında sizin performansınıza dayalı olarak
uyarlanabilir ikinci modül geliyor. Bu şu demek, siz ilk modülde iyi yaptınız, performansınız iyiyse size gelecek sorunun zorluk derecesi yüksek olacaktır. Değilse düşük olacaktır. Şimdi burada aslında ilk önce şey düşünüyorsunuz, yani olur mu bu, hiç de adil bir şey değil. Yani birilerine kolay, bana da zor mu soru gelecek, iyi yaptım diye. Değil. Aslında burada tabii ki zorluk derecelerinde karşılığı var. Yani puan olarak bir karşılığı var. Bu da sizi aslında daha yüksek bir skora taşıyacak bir uygulama olarak görülmüş durumda. Ben şöyle düşünüyorum, en önemli noktası bu sınavın, dijital değişimi. Şimdi süre olarak aslında çok da avantajlı bir duruma geldi. Neden? Daha önce 3 saatlik bir sınava giriyor öğrencilerin. Büyük bölümün en büyük sorunu şuydu, odaklanmaktı. Yani 3 saat boyunca siz de düşünün, bir sınava giriyorsunuz, bütün dikkatinizi toplayarak soru çözüyorsunuz ve bu kendi dilinizde de değil üstelik bu sınav. Farklı bir ikinci bir dilden girdiğiniz bir sınavdan bahsediyorsam okuduğunuzu anlayacaksınız. 65 dakika verilecek, size 5 tane çok uzun tekst verilecek ve 52 tane soruyu bu sürede yapacağınızı düşünün. En basit bir örnek veriyorum. Şimdi bunu nasıl yaptı College Board? 2 saat 14 dakikaya indirdi. Yani soru hem adetini düşürdü hem de süreyi düşürdü. Bu aslında olumlu bir şey. Çünkü uzun süre yorulduğu için öğrenci odaklanma problemi yaşıyordu. Belki de gerçekten performansı çok iyi olmasına rağmen bu yorgunluk nedeniyle hata yapabiliyordu. Ben bunu öğrencilerimizin avantajını olarak görüyorum. İkinci önemli değişiklik, bizde reading ve writing bölümleri separated, ayrı ayrı geliyordu önümüze. Şimdi öyle değil. Bunlar combine edilmiş durumda, bir aradalar. Yani siz yaparken bu reading'de, bu writing'de gibi bir şey düşün menize gerek yok. Ama tabii ki bunların bir oranı var, yani yine var içerisinde. Ama bunu siz soruyu çözerken tabii düşünmeyeceksiniz. Dolayısıyla süre burada 32 artı 32 iki modülde 64 dakika. Matematikte de yine daha önce çok daha uzun olan sürede 35 artı 35 şeklinde değiştirilmiş durumda. Soru sayıları olarak da baktığımız zaman mesela karşılaştırabilirsiniz. İşte reading'de 52 soru vardı. Writing'de 44 sorunuz vardı. Bunları ayrı ayrı yapıyordunuz. Şimdi tamamen farklı bir sistemle 27 tane bir arada reading'in ve writing'in olduğu bir soru ilk modülde gelecek önünüze. Yine performansınıza dayalı olarak da uyarlanabilir şekilde 27 tane ikinci modülde yine karba bir soru grubu ile karşılaşacaksınız İngilizce için. Matematik için de yine aynı şekilde bir uygulama söz konusu. Matematikteki değişiklik de şu. Genel olarak birinci işte bir hesap makinesiz, bir de hesap makinesiyle girilen bir ayrım vardı. Şimdi tamamen her ikisinde de hesap makinesi öğrenci kullanabilecek. Bu mesela bir önemli noktada, hani içerik soran sorular da vardı bana. Çok daha uzun tekstler geliyordu öğrencilerin önüne, işte 500-750 kelimeden oluşan ve birebir orijinal bir şey, yani asla böyle basitleştirilmemiş bilimsel bir makale geliyor ve oradan size 10-11 tane soru soruluyordu. Şimdi bu tamamen farklılaştı. En fazla 150, bu 25 ile 150 arasında değişebilir. Bir paragraf gelecek ve bir soru sorulacak öğrenciye buradan. Bu da uzun bir metni okumakta zorlanan öğrenciler için de aslında büyük bir avantaj olarak görülebilir. Türler değişmedi. Yine aynı şey, yani içerik olarak baktığınızda bir edebi metin de gelebilir, bir fiction da gelebilir, işte şey, bir fen bilimleri de gelebilir, tarih de gelebilir, sosyal bilimlerden de bir şey gelebilir, şiir de gelebilir önünüze. Daha önce pek şiir sormuyorlardı ama şu sınavda, yani dijitalin içerisinde şiirde olacağını biliyorum. Dolayısıyla böyle bir küçük bir parça gelebilir size. Matematik sorularında da yine böyle çok uzun, yani kelime sayısı olarak çok uzun değildi. Daha az kelime sayısı içinde barındıran sorularla karşılaşacak öğrencilerimiz. Hani aslında şöyle bir şey vardı bizde, bilirsiniz bu PISA sınavları sonrasında soruları biz abarttık, böyle paragrafları falan büyütmüştük. Yani bir şeyi yapınca vurduk, yani öldürdük öğrencileri. Ve şeydi, bizim geçişimiz öyle olmuştu milli eğitimin müfredatında. Şimdi burada bakıyorum SAT tam tersine gitmeye başladı. Yani kısaltmaya başladı. Hem metinleri hem de soruları şey olarak, kelime sayısı olarak böyle bir dönüşüm yaşıyor. Bunun dışında yine sınav merkezlerinde olacak. Hiçbir değişiklik yok. Sınav merkezlerine gideceksiniz. Kendi laptopunuzla ya da oranın sağladığı bir laptopla sınava girebiliyorsunuz. Yanınızda tabii ki hesap makinesi mutlaka olmak zorunda. Çünkü bunu her iki sınavda da kullanacaksınız. Ayrıca bunun dışında mesela şey olarak baktığınız zaman
Soru içerikleri olarak da ben tamamen hepsini inceledim. Yani örnek sorular yayınlandığı için College Board'da ve Khan Academy'de bakabilirsiniz. Merak edenler bakabilirler. Soru işte reading'deki soru tipleri aynı. Bir iki çıkan var, yani öyle oynamalar var ama genel olarak aynı. Writing'de de aynı, yani bir işte kelime bilgisine çok önem veren, edit'e çok önem veren, ne bileyim cümle yapısına çok önem veren, comprehension'a çok önem veren sorular gelecek. Dolayısıyla da çok endişeleneceğiniz, öğrencilerinizin ya da çocuklarınız için korkacağız bir sınav yok önünüzde. Nasıl peki, ben hani ne önereceğim size, ne yapmalısınız? Birincisi, ben kendi şu anda çalıştığım öğrencilere de aslında Mart'ı önermiyorum. Çünkü ben önümü görmek istiyorum. Yani bir Mart sınavını da görmek istiyorum. Çok acil değilse Mayıs'ta başlamak istiyorum dijital, ki şu anda bana zaten 12 olmayan 12'lerle bitirdik. Artık Aralık'ta girdik sınava ve bitti. Bundan sonrası 11'ler, onlar geliyor. Onlarla Mayıs odaklı gidiyoruz. İkincisi, içerik olarak ne kullanılabiliriz? Kesinlikle ve kesinlikle şu anda elinizde olan materyalleri sahip çıkın, çünkü kullanabilirsiniz. Soru türleri aynı, içerik aynı. Sadece daha kısa passage'lar, böyle tekstler değil, ile çalışacağınızı düşünün. O yüzden elinizdeki materyalleri kesinlikle içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında yeni yayınlar var mı? Evet, bir tane mesela Barron's'ta var, çıktı ama ulaşmak çok mümkün değil. Ben bayağı bir zorlukla edindim onu. Bunun dışında Critical Reader'dan çıkacak çok yakında, ben takip ediyorum. Onu çok beğeniyorum. Çok iyi bir yayındır. Khan Academy kendisi yine bir Blue Book yaptı. Yükleyebiliyorsunuz iPad'lerinize vesaire, sorular var. Yani kullanabilirsiniz. Bakabilirsiniz. İçinizde rahat olsun. Böyle çok endişe duyacağınız bir şey söz konusu değil. Belki de öğrencilerimizin de avantajını olacak bir sınav olacak. En azından ben şöyle düşünüyorum. Yani bir çalıntı, birilerine gitmesi önceden bu soruların mümkün olmayacak. Bu da en azından da adil bir sınav olacağını bize gösteriyor. Kesinlikle hemen her sınavdan sonra böyle söylentiler oluyordu ve geliyordu da, ben şahitim yani geldiğinde de. Dolayısıyla ben dijital SAT'nin iyi bir geçiş olduğunu da düşünüyorum. Umarım aklınızdaki sorulara da hani cevap verebilmişizdir. Yine de varsa kafanıza takılan herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Şehli Hocam. Yine çok akıcı ve çok bilgilendiriciydi. Aslında bence bu webinarlar bizim hem danışmanlık hem de eğitimci karakterimizi de çok güzel yansıtıyorlar diye düşünüyorum. Yani biz tamamen bireysel çalışmayı tercih ediyoruz. Öğrenciler üniversite listelerini veya şu kariyer hedeflerini oluşturana kadar bizzat benimle çalışıyorlar. Ve aynı zamanda akademiye yönlendirdikten sonra da şeyine göre, departmanına göre işte Şeyin Hoca veya Ahsen Hoca bizzat öğrencilerle seviye tespiti olsun veya işte onların ders planlaması olsun kendileri çalışıyor. Ve mesela şimdi burada bir soru olduğu için şey yapıyorum, tekrarlıyorum. Gerekli olan şeyleri yapmak anlamlı. Gereksiz olan veya birbiriyle overlap olan, yani çakışan deneyimleri veya akademik kualifikasyonları yapmanın hiçbir anlamı yok. Yani en değerli şeyimiz ne? Zaman. En değerli şeyimiz ne? Enerjimiz. Biz birbirine örtüşen şeyler yaptığımızda, ikisi de birbirinin yerine geçebilecek deneyimler yaşadığımızda, bu ders almak da olabilir veya herhangi bir işte programa katılmak da olabilir. Bunun bizim ne dosyamızda ne kişisel gelişimimizde hiçbir anlamı yok. Yani ben şunu diyen veli gördüm ve son derecede karşı çıktım. Ama ya, günün sonunda dinlemediler, kendi bildiklerini okudular ve hiç de ellerine de bir şey geçmedi. High level'da biyoloji seçti ama çok zorlanabilir, yani istediğimiz notu alamayabiliriz. O yüzden biz AP biyoloji de alalım. Eğer istediğimiz notu alamazsak onu kullanırız. Şimdi böyle bir şey yok. Ya bir kere IB notlarını, bizim IB'de şeyimizi zaten sunmamız gerekiyor. Karne gibi okullara bakın, ay benim IB notum işte 5 geldi ama bakın AP'm 4. İşte benim aslında biyoloji bilgim daha iyi demenin diyemeyiz. Böyle bir mantık da yok. O yüzden rica ediyorum, eğer hani bir şeyle ayrılacaksanız bu webinardan, gereksiz ve hedefinizi koymadan bu tip akademik çalışmaların hiçbirine başlamayın. Hedef tabii ki de %100 belli, bariz bir hedef olmayabilir ama aşağı yukarı nedir? Mesela alan,
Hani STEM mi olacak, işte Science, Technology, Engineering mi olacak, daha sosyal bir şey mi olacak veya işte Business gibi bir şey mi? En azından bunu yani Türk müfredatındaki işte FM, TM, sosyal şeyini koymadan lütfen hiçbir akademik böyle ileri seviye akademik çalışmalara başlamayın. Artı zamanınızı, paranızı, kaynaklarınızı lütfen düzgün planlayın. Çünkü gereksiz yapılan şeyler veya öğrencinin seviyesine, kişinin seviyesine uygun olmadan yapılan çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil. Veya gereksiz yapılan şeylerin zaten hiçbir anlamı yok. Dosyada hani üniversitelerinde gözünde bakıyorsanız belki işe yarar canım, sen koy işte SAT'yi de dursun orada, böyle bir şey yok bizim elimizde sırf buna ısrar ettiği için, ama yine de tabii ki de başka kişilerin yanlış yönlendirmesiyle buna ısrar ettiği için koyduğumuz Delft'e gönderdiğimiz SAT'ye karşılık Delft Üniversitesi'nden gelen biz bunu kabul etmiyoruz, bunu bize niye gönderdiniz maili var. O yüzden eğer okullar bunu istiyorlarsa ekstra belge yükleyemeyebiliyoruz bazen bazı portallarda. O yüzden Erman sen işte SAT'ye çalış da dursun da belli olmaz. Yok işi şimdi sorularda görüyorum. A-level, yap, kesin yap. Böyle bir şey olamaz. Herkese uyan bir kıyafet olamadığı gibi herkesin bütün kapıları açacak bir altın anahtar da yok. Tabii ki de A-level dünyadaki en ileri seviye lise eğitimi. Buna denecek hiçbir şey yok. Ama sizce dünyadaki en ileri eğitim seviyesinde mi bütün öğrenciler? Bir dene bakalım, belki olur. Bu da yani bunlar çok amatörce veya kötü niyetli verilen öğütlerdir, yönlendirmelerdir. O yüzden rica ediyorum bunlara çok kulak asmayın deyip hemen ben sorulara geçiyorum. Kariyer testleri en uygun zaman hangisi? Bu arada kariyer testi konusunda ben danışman olarak böyle karmaşık duygular ve fikirler içindeyim. Çünkü o testleri eğer birisi düzgün bir şekilde yorumlamazsa ve aktarmazsa onların hiçbir anlamı olmuyor. Ben bile danışman olarak bir kere bir sürü var. Kaç tane sayısız. Herkes mantar gibi kariyer testi yapıyor, üretiyor. O yüzden hangi tabii ki de test olduğu tabii önemli. Ama en önemlisi kariyer danışmanının bunu nasıl yorumladığı ve bunu öğrenciye nasıl aktardığı. Ve genel bir şey olarak da gördüğüm ne duymak istiyorsa insanlara onları söylüyorlar. Yani rüya, hayal pazarlıyorlar. Ben çünkü bizim de danışmanlık yoluna girdikten sonra bir bazen kariyer testlerini gönderiyorlar, paylaşıyorlar işte videoları falan. Ne yazık ki gördüğüm bir akımda bu. Bu işte ne duymak istiyorsa. Harika, oğlunuz, kızınız mükemmel, işte UCL, Imperial, Artificial Intelligence, işte Machine Learning falan herkesin etkileneceği bildiği böyle kelimeleri ortaya atıp aman bir an önce ben bunları şey yapayım, tavlayayım da hemen kurumuma bağlayayım şeyinde olan kariyer danışmanlığından rica ediyorum uzak durun veya temkinli yaklaşın diyeyim. Ama tabii 9. sınıfta dediğim gibi artık 10. sınıfta yolumuz çizilirse, en azından alanlarımız belirlenirse çok çok iyi olur. Bence dijital SAT ile ilgili yeterince bilgi verdik diye düşünüyorum. Almanya tam burslu gitmek için, şimdi Almanya'da zaten eğitim ücretsiz. O yüzden tam burslu'dan kastınız nedir bilemiyorum ama eğitim ücretsiz. Ama IB'nin şöyle bir avantajı oluyor Almanya için. Erken başvurabiliyoruz. Artı Türkiye'de, yani daha doğrusu erken kabul alıyoruz. Çünkü Türkiye'deki üniversite sınav sonucunu Alman üniversitelerine sunmamız gerekmiyor. TYT sanıyorum şu anda veya YKS'in adı. Onu sunmamız gerekmiyor. Direkt olarak kabul alabiliyoruz. O yüzden IB olmak avantajlı Almanya için açıkçası. Tıp fakültesine kayıt yaptırmak için şimdi bakın çok genel sorular, yurt dışı hangi ülke? Her ülke için ayrı bir prosedür var, ayrı bir uygulama var. O yüzden bu soruyu izninizle geçiyorum. A-level hakkında onunla ilgili yorumlarımı paylaştım. Türkiye'de A-level veren lise bile yok. Evet dışarıdan girebilirsiniz sınavlarına ama yani sistemi anlamadan veya bize göre üretilmiş bir, bize için üretilmiş bir sistem değil zaten A-level. İngiliz sistemi, İngiltere'deki potansiyeli yüksek olan öğrencilerin
gideceği bir yol. Tabii ki de güzel bir sistem. Yine uzmanlaşma var, yine fokuslanma var. Ama bizim için üretilmiş veya bizim eğitim sistemimizin hiçbir yerinde de var olan veya okullarımızda verilen bir sistem değil. O yüzden rica ediyoruz artık bu A-level'ı falan pompalayan kişilerden. Siz önce yaptığınızı söylediğiniz işleri iyi yapın da sonuçlarını iyi alın. Ondan sonra yeni ürünler konusunda uzmanlaşmaya başlarsınız diye rica ediyoruz. Eğitimci olan bir insan zaten, eğitimci olan insanlar zaten bunları böyle mantar gibi. Aman A-level'da var, yap, bunu yap, her kapıyı açar. Başaramadıktan sonra hiçbir kapıyı açmaz. O yüzden IB için math'te her zaman AA daha geçerli olan, analytics and approaches daha geçerli olan bir derstir. Ortaokuldan yurt dışı eğitim, yabancı dilinizi iyi geliştirin, yabancı dillerinizi. Yani bir dil artık yeterli değil. Bizim çok mutluyuz ki Amerikan ekolünden gelip Almanya'ya üniversiteye giden öğrencilerimiz var. Fransız ekolünden gelip İtalya'ya giden öğrencilerimiz var. O yüzden yabancı dillerinizi olabildiğince geliştirmeniz ve matematik temelinizi iyi oturtmanız, araştırmanız, kendinizi tanımanız bence en önemli şey. Ama Şengül Hocam, muhakkak sizin de şeyiniz vardır bu konuda, yorumlarınız diye düşünüyorum. Bir şey var, dijital SAT sorusu var da. Ha, tamam, evet. Ben bakılmamış, onu söyleyeyim isterseniz. Hı-hı. Bir sormuştu. Bu ilk modülde soru zorluk derecesi artarak değil, karma yani kolay, orta ve zor var. Sizin o ilk modüldeki sonuç performansınıza dayalı olarak ikinci modülde uyarlanabilir soru zorluk derecesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani iyi bir performans o zaman yukarıya doğru bir hareket demektir. Burada uyarlanabilir bu zaten. Sizin birinci modüldeki yaptıklarınız, sonuçlarına, performansınıza bağlı olarak ikinci modül şekilleniyor. Ama birinci modülde hayır, karma yani bütün orta, kolay ve zor olmak üzere öğrencilere sorular yöneltilecek. Bunlar tamamen College Board'un yayınladığı 194 sayfalık bir metnin okuyarak sizlere ilettiğim bilgilerdir. Şimdi ben tabii çok kısa anlattım Plus Education'ı. Plus Education 19 senelik bir kurum ve bütün dünya için hizmet veriyoruz ve bazı ülkeler konusunda da Türkiye'deki en uzman kurumumuz ve bunu sağlamak için de çok çalışıyoruz. Özellikle Fransa bunlardan biri. Bizim zaten öğrencilerimizin yarısından çoğu Fransız ekolünden gelen ve Fransız okullarının en başarılı öğrencileri. Hep birincileri, ikincileri, üçüncüleri, C1, C2'li falan, hatta Delft'li, Daft'lı öğrencilerimiz de bitirmek üzereyiz örneğin bu seneki şeylerimizi de. Fransız öğrencilerin, Frankofon öğrencilerin avantajlarını, onlar için sunulan dünyadaki imkanları çok çok iyi biliyoruz. Eğer dilerseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz Pınar Hanım. Ben birazdan kontak bilgilerimizi de vereceğim. İspanya'da İngilizce mimarlık bizim kesinlikle çok tavsiye ettiğimiz bir alternatif. Çünkü örneğin bizim işte Frankofon olup yine de İspanya'da mimarlığa başvurduğumuz öğrencilerimiz var. Bazı konular çok az İngilizce program barındırıyor. Örneğin Hollanda çok fazla İngilizce var ama iki tane mimarlık programı var İngilizce. Keza Fransa'da Campus France'a 3 başvuru hakkımız var ama mimarlık olunca konu sadece 2 tanesine başvurabiliyoruz. Ve mimarlık mesela hem tasarım hem akademik başarıyı, hem yeteneği hem akademik başarıyı gerektiren bir bölüm olduğu için çok kompetitif. Çok az alternatif var ama çok kompetitif. O yüzden alternatifleri arttırmak adına biz kesinlikle İspanya'yı da şey yapıyoruz. Portfolyo gerekiyor ve klasik diğer akademik dokümanlar. Demin bahsettiğim gibi şey için Almanya'ya IB ile başvurabiliyoruz. Böylece YKS istenmiyor. Yeşim Hanım web sitemize bakabilirsiniz. Evet, biz her sene Ivy League'e de öğrenci yerleştiriyoruz. Fakat çok net söyleyeyim, ben işte dünyadaki ilk 50'deki üniversiteye gitmek istiyorum. Ben çocuğumun illa işte şu üniversiteye gitmesini istiyorum diyen profillerle çok çalışmayı tercih etmiyoruz. Çünkü herkes için en avantajlı olabilecek alternatif farklıdır. Bizim amacımız danışman olarak günün sonunda zaten bütün öğrencilerimiz baktığımızda ilk 100'e, ilk 150'deki üniversitelere gidiyor. Ama baştan böyle bir beklenti bize
açıkçası çok sağlıklı diyeyim gelmiyor. Bizim amacımız her zaman öğrencimizin potansiyelini en iyi şekilde anlamak ve onu maksimize etmek. Web sitemize girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Her sene Ivy League'de dahil. Bu arada mesela Ivy League diyorsunuz. Geçen pazartesi benim bir webinarım vardı. Amerika, Kanada ve İngiltere'yi çok detaylı anlattım. Örneğin yani Ivy League sadece Kuzey Doğu'daki üniversitelere Ivy League içerisindedir. Mesela çocuğunuzun illa Ivy League'e gitmesini istiyorsanız o zaman mesela Stanford'dan kabul alırsa göndermeyeceksiniz demektir örneğin. Yani o yüzden biz bu tip label, marka veya işte popülist söylemlere çok karşıyız. Ama günün sonunda evet, geçen sene de Kolombiya'ya iki tane öğrencimiz yerleşti. Imperial'a İngiltere'de yerleşti. Ama biz dediğim gibi baştan böyle koşullarla gelen öğrenci ve velilerle çalışmayı pek tercih etmiyoruz. Çünkü o öğrenci için en iyi alternatif olmayabilir. İtalya'da tıp okumak için hayır, IB'ye gerçekten gerek yok. İtalya hani o kadar relax bir ülke ki TM mezununu bile bu IMET sınavına alabiliyor. Ki bizce çok sağlıksız, çok yanlış. Biyoloji bilmeden öğrenci zaten o sınavda evet yapamıyor. Ama hani bunun bir koşul olarak konulmaması bizce çok karmaşalara sebep oluyor. Öğrencinin uygun kualifikasyonlarla, uygun akademik background'la gitmesi ülkeye ve o eğitime çok daha farklı sonuçlar şey yapıyor. İngiltere'de tıbba direkt başvurmak imkansıza yakın bir şey. Eğer çok işte dediğim gibi 5 AP'niz falan varsa olabilecek. Hayır, yeterli değil. Muhakkak en az 5 AP almanız gerekir. Ama İngiltere için muhakkak bir foundation, hani tıbba özel bir foundation'dan gitmek genelde %90 diyeyim daha uygun oluyor. Ama hani çok 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 ekstraordiner bir öğrenci ise direkt başvuru da yapılabilir. Ama tıp eğitiminin İngiltere'de çok pahalı olduğunun tekrar altını, bütün dünyada öyle çok pahalı olduğunun altını çizmek lazım. IB'de tek bir sınav, hayır dediğim gibi kümülatif bir notlama sistemi var. Yani predicted alıyoruz zaten IB'de. 12. sınıfın ilk döneminde genelde, ilk dönemin ortalarında predicted'larımızı alıyoruz. Bazen başında Amerika'da EDE'ye yani early application'lar yapacaksak zaten daha erken alıyoruz. O yüzden IB aslında daha fazla şans sunuyor öğrenciye notunu yükseltmek için ve müdahale etmek için. Ama IB tabii bir kere sisteme girdikten sonra hareket kabiliyetiniz yok. Yani en fazla HL seçtiğiniz bir derse SL'e indirebilirsiniz. Onun dışında derslerinizi falan kesinlikle değiştiremezsiniz. AP bize çok fazla hareket kabiliyeti sunuyor. O yüzden bu daha iyi. Yani çok spesifik sorular var. Dediğim gibi UK'de tıp eğitimi biraz önce söylediğim gibi çok zor direkt kabul almak. İmkansıza yakın. Tıp, mimarlık, bunlar çok şey bölümler. İsviçre'de mühendislik eğitim için IB'si varsa öğrencinin çok erken. Mesela şu anda biz Zürich başvurularımızı, ÖTH Zürich başvurularımızı yapıyoruz ve çok mutluyum ki İzmir Amerikan'dan IB öğrencisi ama Almanca'dan C1'i olan bir öğrencimiz de var mesela bu grupta. O yüzden evet C1 olması şart. IB zaten şu anda yapabiliyoruz bunun sayesinde. Türkiye'de oturan US vatandaşı USA'da üniversiteye girmesi için tabii bir şey, yani öyle çok büyük değişiklikler olmuyor süreçlerde. Çünkü zaten resident olmanızı öngörüyor. Ama kontenjan olarak yabancı öğrenci değil, Amerikalılara ayrılan kontenjandan faydalandığınız için daha geniş bir şeydesiniz, pool'dasınız diye. O yüzden biraz daha avantajlısınız. Şimdi İngiltere'de bazı üniversiteler Türkiye lise diplomasını direkt kabul eder. Bazı üniversiteler bazı liselerin diplomasını kabul eder, bazılarını etmez. İngiltere tam bir muamma demeyeyim ama çok karmaşık bir case'tir. O yüzden üniversite bazlı ve öğrencinin dosyası bazlı konuşmak lazım. Bizim danışman olarak kesinlikle en önemli kurallarımızdan biri yanlış
eksik, hatalı bilgi vermemektir. Çünkü her şey sürekli olarak değişir. Böyle basma kalıp genelleme yaparak konuşan danışmanlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü herkesin durumu farklıdır. İngiltere'de hukuk eğitimi hangi üniversite için? Mesela Warwick İngiltere'de en iyi 7. üniversite, kabul ettiği Türk liseleri var. Liste yayınlıyor. Diyor ki ben bu liselerin diplomasını şu not üzeriyse kabul ederim diyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hangi şeyden yapılıyorsa, yani öğrencinin kriterlerine göre bütün bu ve hedefine göre bu yönlendirmelerin yapılması gerekiyor. AP sınavına geç başvuru klasik College Board'dan yapılıyor. $150 yedi, $190 ödüyorsunuz ve AP sınavına kayıt oluyorsunuz. Sorular bu kadar sanıyorum. Ben record'u da durduruyorum. Çengi Hocam, beni tekrar host yaparsanız sevinirim. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bizim gerçekten çok üzülüyoruz. Şimdi Türkiye'de öğrencilerimizin şu handikapı var. IB, International School değilse muhakkak hem Türk şeyini, müfredatını öğrenmesi gerekiyor. Hem IB işte neyse Fransız diğer müfredatı da takip etmesi gerekiyor. O yüzden iki kat yük var bizim öğrencilerimizin üzerinde. O yüzden bizim sen işte şunu da yapıver, işte bunu da yap, MAP, IB yaparken işte aman AP'yi de yapıver. Bunu şey yapmamız mümkün değil. Böyle bir lüksümüz yok. O yüzden planlama yapmamız gerekiyor ve sağlıklı bir şekilde ihtiyaca göre, hedefe göre ihtiyacı belirlemek ve o ihtiyacı en optimum nasıl sağlarız, buna göre bu planlamayı yapmamız gerekiyor. Ve biz de hem danışmanlık hem akademi alanında bunu yapıyoruz diyeyim. Başka sorumuz yok herhalde Marta. Evet. Bir şey yaptım. Eğer bizim haberdar olmak isterseniz, bu arada onu baştan söylemeyi unuttum, takip etmek isterseniz webinarlarımızı, kontak bilgilerinizi verebilirsiniz. İsterseniz özelden yazabilirsiniz veya buradan yazabilirsiniz. Bizimle de kontağa geçmek isterseniz ben de yukarıda verdim. Tekrar verebilirim. Hani çok fazla konuya değindik. Dediğim gibi herkes için geçerli olmayabilir bu bilgiler, özellikle bölüm ve ülkeyle ilgili verdiğim şeyler. Buna kendinize özel bilgiyi almak için uzmanlarda danışabilirsiniz. Ben birkaç dakika daha bekleyeyim, eğer kontak bilgilerini vermek isteyenler olursa. Düşündüğüm kadar uzun sürmedi, 1,5 saatte toparlayabildik. Evet, çok aslında çok konuşulacak konu, uzundu gerçekten webinar ama biz de mümkün olduğunca hızlı ve özet bilgiyle iletmeye çalıştığımız için. Evet. Yani şu anda gerekli olmayan bilgilere boğmaya da gerek yok insanlara. Evet. Çok detaylı şeylere. Önemli olan işin bence de ve bu güven ve sinerji zaten oluşacak mı? Ona bakmak. Yani danışmanlıkta özellikle, keza eğitimcilikte de o sinerji ve güven çok önemli. Bizim amacımız, yani çok şükür ne danışmanlık olarak ne akademi olarak daha fazla öğrenci veya işte kapasitemizi altında bir çalışma içinde değiliz. Zaten hep full kapasite giden kurumlarız. Bizim artık amacımız bu yanlış bilgilendirmeleri, bu panikleri, bu kayıpları önlemek adına işin doğrusunu olabildiğince çok mecrada anlatmak açıkçası. Bunun için de sürekli webinarlar yapıyoruz, haftada bir veya iki. Yani gecelere kadar çalışıyoruz, işte 7:30'a kadar toplantılarımızı yapıyoruz. Sonrasında da webinarları yapıyoruz ama bu bizim için gerçekten çok büyük bir keyif.
bildiğimizi aktarmak, deneyimlerimizi aktarmak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çok bunun kötüye kullanıldığını görüyoruz. Artık herhalde bilgi eksikliği veya kötü niyet diyeyim. Hala şeyler, mailler evet gelmeye devam ediyor. O yüzden bir tık daha bekliyorum. Bu arada başka sorularınız varsa tabii aklınıza bu süreçte geldiyse seve seve yanıtlayalım. Ha, Fransa ve İtalya, Belçika'da tıp başvurusu için SAT. Hayır. Hiçbir şekilde. Yani şimdi şöyle, pardon. Tıp, hayır. Tıpla SAT'nin hiç alakası yok. Yani SAT de öyle, AP de öyle yapmış olmak için yapılacak çalışmalar değil. Hadi AP, hadi bir derece. Yani ya ben psikolojiye çok istiyorum çocukluktan beri psikolog olmak. Acaba bu benim gerçekten hayal ettiğim gibi bir şey miymiş? Ama tabii ki de bunun için biz ne yapıyoruz? Önce staj organize ediyoruz. 5 günlük örneğin mükemmel stajlarımız var. Öğrencilere gidiyor, birebir deneyimliyor bir psikoloğun yanında. Tabii ki de terapiye girmiyor ama tamamen psikolog olmak nedir? Bunu deneyimliyor. Veya mühendislik veya işte bilgisayar. Tamam, hadi oradan da bir şey çıkmadı. O zaman academic enrichment dediğimiz üniversitelerin, dediğim gibi Türkiye'de de işte Kadir Has, Özyeğin, Sabancı Koç'ta falan yapılıyor. Böyle bir hap şeklinde, bir teaser şeklinde. Bu mesleği, bu bölümü okumak nasıl bir deneyimmiş diye test edebilecekleri programlar var. Ve biz bunların çok 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 faydalı olduğunu görüyoruz. Örneğin bu programların ama sonucunda da bir şey çıkmayabilir. Yani tam olarak bir spesifik bir şey çıkmayabilir. Ama yine çok yoğun yaptığımız bir ve çok sevdiğim, benim danışmanlığın en sevdiğim aşaması soft kariyer danışmanlığı dediğim, öğrenciye farklı bölümleri, farklı kariyer yollarını anlatan o birkaç ay süren çalışma, artık onun sonucunda üniversite listemiz zaten oluşmuş oluyor. İspanya'da mimarlık için IB bitirmek şart değil. Hayır. Türkse diplomasıyla da başvurabilirsiniz. Ama bu arada İspanya'da ayrı bir durum var. İspanyol Devlet Üniversitesi'ndeki eğitimlerin hepsi İspanyolcadır ve selektividad denilen, yani onların üniversite sınavına, hatta bizim hatta YÖS'ümüze denk gelen, yani yabancılar için olan versiyona kesin girmeniz lazım. Özel üniversiteleri düşünebilirsiniz İngilizce eğitim almak için. Bunun için de IB değil, Türkse diplomamız bizim geçerli. İtalya'da tıp için Türk lise diploması yeterli Ayşen Hanım. Hatta dediğim gibi hani FB bile olmanızı istemiyor İtalya. Ama sınavı var IMET diye devletin. Özellerin kendi sınavları var. Ve bu sınavlardan başarılı bir sonuç alabilmek için tabii ki de çok iyi bir fen bilgisine ihtiyacınız var. Ama Türk lise diplomasıyla da başvuruyoruz. Unutmayın. İtalya'daki üniversiteler bizi kabul ederler. Türkse diplomamızı dahi kabul ederler. Ama diploma denkliğini eğer almazsanız, ya onu da ancak Türkiye'deki sınava girerek ve onun sonucunu da sunarak alabilirsiniz. Diploma denkliğini almadan, sınava girmeden İtalya'da üniversite öğrencisi olamazsınız. O yüzden İtalya'daki üniversiteler bizi, mesela Almanya'daki üniversiteler Türkse diploması artı üniversite sınav sonucunu göre kabul ederler. Ama İtalyan üniversiteleri kabul ederler ama öğrenci statüsü verebilmek için, vize için, diploma denkliği için buradaki sınava girmiş olmamızı isterler. Onun dışında tabii ki de IMET'ten alacağınız puan falan şey. Bir sorusu vardı. Evet. Ne zaman başlamalıyız diye derse galiba öyle bir evet, soru. Yani şu en geç artık şu anda başlamamız lazım ama. Bir an önce. Evet. Kayıt aldık. YouTube'a yükleyeceğiz Hava Hanım. Sizinle paylaşırız. Siz de istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz tabii seve seve. Şimdi bakın Duru Hanım sürekli olarak hani AP ders, SAT gerek, bu case, bakın çok net bir şey söyleyeyim, bir örnek vereyim belki bu açıklar.
Örneğin Hollanda'da Erasmus University Rotterdam. SAT'yi tek zorunlu kılan okul. Erasmus University Rotterdam'ın Liberal Arts programı. Daha doğrusu Erasmus University College'ın Liberal Arts programı SAT'yi zorunlu kılar. Bunun dışında Hollanda'daki hiçbir üniversite SAT'yi istemez bile. Yani eğer siz evet bu programa gidecekseniz SAT'yi almanız lazım. Ama eğer gitmeyecekseniz almanıza gerek yok. O yüzden bakın ne kadar spesifik söylüyorum. Ülke bile bazlı söylemiyorum. Üniversite bazlı bile söylemiyorum. Bölüm bazlı söylüyorum. O yüzden böyle bir herkese uyacak bir kıyafet yok. Yani, tabii ki de evet A-level olabilir bu. Ama dünyanın en ileri seviye 13 senelik lise eğitim programı herkese uygun olamaz. O yüzden size en uygun olan, en optimum kıyafeti, en güzel görünüşlü ama en ucuz kıyafeti giymeniz en mantıklısıdır. Ve bizim de amacımız hem danışman hem kurum olarak bunu sağlamak. Sanıyorum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese katıldıkları için, soruları için. Ben chat'i save ettim. Sonraki webinarlarımızdan da sizleri haberdar edeceğiz. Sizler de bizimle irtibata geçmek isterseniz her zaman buradayız. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun Şengül Hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. Hı-hı. Tamam. Bekliyorum Ayşen Hanım. İşte zaten tam bahsettiğim olay da bu. Mesela hangi AP'leri alıyor kim bilir. Şimdi çok şey yaptım, meraklandım ve kaygılandım açıkçası. Çünkü 10. sınıf alabileceğiniz AP'ler belli. Seviyesinin üstünde dersler, yani AP dersleri alarak ki Koç'ta IB var. Yani niye IB yapmıyor eğer bu kadar potansiyeli olan bir öğrenci ise. IB yapan bir öğrenci illa AP yapmak zorunda değil. Ama mesela Şengül Hocam'ın da oğlu evet hem IB yapıyor ama Computer Science konusunda bir tane de AP alıyor. Çünkü okulunda Computer Science High Level olarak verilmiyor. Ama bunlara bile karar verirken kaç kere bana danıştı? Çünkü kolay şeyler değil hem IB yapmak hem AP yapmak. Veya okul yani Koç gibi çok iyi bir IB okuluysa neden? Zaten her türlü ders high level'da veriliyor sizde. Yani ekonomide, business economics'de veriliyor, computer science'de veriliyor, psikoloji veriliyor. Niye AP yapılması gereksin? Niye düşünüyorum? Düşünmüyorum yani bu ya imkansız yani. İmkansız demeyeyim ama çok 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 zor. 10. sınıf bir öğrencinin AP, kimya ve biyolojiden iyi bir şey yapması çok zor. Tanışması için hani derslerle tanışsın diyorsanız temeli olsun pre-IB dediğim şey budur mesela. Ama o öğrenci, o iş ağır yükü. Yani düşün siz üniversitenin ilk senesinin biyoloji ve kimyasını alıyor öğrenci. Ve ama daha lisenin 10, 11, 12'sini görmeden bunun bir mantığı yok zaten. Bu arada bizim öğrencimiz var mı? Var. Hatta bir buradaydı Nida. Aydın Fen Lisesi'nde kendisi çalışarak 10. sınıfta 3 hafta mı 1 ay mı ne çalışarak evet aldı. Ama yani bizim işte 120 öğrencimizden ki kaç tane? İki tanesi böyle. Yani çok çok şey bir düşük bir istatistik olarak çok düşük bir rakam. Evet, biz her zaman buradayız. Ne zaman isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum ve izninizle kapatıyorum. İyi akşamlar, çok sağ olun.